Tamagoshi. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Tavuğun her yerini yiyorlar bak. İstanbul'da bazı restoran... Yedin değil mi sen? Japonca mı var? Çok acı. Oynuyorlar hareket, farkında değil misin? O hareket ediyorlar gerçekten. Evet. Benim adım görüşürüz. Ana. Abicim süpersin. Adana güzel. Ya tavsiye etmem Japonya'nın. Evet gozaimasu, çok gürültü gozaimasu. Japonya günlükleri vol bilmem kaç. Şimdi Merve'nin sesine çok laf geldiği için Merve'ye Japonya'dan yeni bir teknoloji çıkmış burada. Yapay zeka ile kendi sesinizi değiştirebiliyorsunuz. Biz şurada bir polikliniğe gittik. Orada küçük bir operasyon yaptırdık ama Merve menüden kendine çok kötü bir ses seçtiğini. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Yani bu hali daha kötü. Biraz daha kalın oldu o mıymıylığı gitti ama yine... Aşkım ala ala bu sesimi aldın kendini. Böyle devam edeceğim indirimde. Böyle mi devam edeceksin? Böyle devam edeceğim diyor ya. Bu ses bizim Merve ile kendi aramızdaki konuşma sesimiz. Böyle konuşuyoruz biz kendi aramızda Merve. Değil mi aşkım? Evet aşkım. Geldik sokak lezzetleri yapacağız. Ameyoko Caddesi'ne geldik. Burası böyle hem çok merkezi bir yer. Bak şurada metro istasyonumuz var. Çok tatlış bir yer. Tam böyle merkezin bir tık solundayız. İnanılmaz yerler var. Hatta bak dur birazdan şuraya gireceğiz. Merve aç olduğu için önce sokak lezzetleri yapacağız. Sonra buraya gireceğiz. Burada ne buldum? Tamagoshi. Bizim çocukluğumuzda vardı. Hatırlar mısınız? Böyle bunları alıyorduk. Bir tane orada karakterimiz oluyordu. Karakteri besliyorduk. Oyun oynatıyorduk. Doyuruyorduk. Ona düzgün bakmazsak ölüyordu bu salak. Buna bakıyorduk. Bunların yenileri var herhalde. Bunlardan alacağız. Tamagoshi'yi çok seviyorum. Dün de Beyblade aldık. Delirdim ya Beyblade. Delirdim yani. Elim ayağım birbirine dolandı. Burada böyle 4-5 tane kocaman sokak var. Full sokak lezzet hepsi. İnanılmaz güzel şeyler var. Bunları gezeceğiz. Yiyeceğiz. Anlatacağız. Tanıtacağız hocam. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Buranın lokal market. Gel bir market gösterelim. Hocam burası 7-Eleven. Dünyanın en büyük franchise'larından bir tanesi. Tayland'da da dolu 7-Eleven. Amerika'da da dolu bunlar. Her köşede bir tane var. Market bakkal gibi düşünün bunu. 7-24 açık içeride. İşte kahveni alabiliyorsun, içeceklerini alabiliyorsun. 7-24 yemek alabiliyorsun. Burada hazır yemekler oluyor. Bunların içecekleri çok enteresan. Bizim çok hoşumuza gitti. Ben de çok güzel bir yeşil çaylı bir şey içtim. Öyle mi? İnsanlar benim aksanımı beğendiği için herkes alkışlıyor, gülüyor falan ben konuşunca. Tamagoshi! Aşkım senin de gördüğüm, deneyelim dediğim bir şey olursa söyle. Yakitori. Yiyelim işte burada. Tamam. Yakitori yok diyor. Var diyor yakitori. Niye yok desin? Okey. Arigato gozaimasu. Bak bunlar tavuğun her yerini yiyorlar. Bak tavuk kalbi şişi var. Tavuk ciğeri şişi var. Crown'ı neresi ya tavuğun? Ay dil varmış. Ay. Böyle yapmayalım da burada. Normal chicken istiyoruz biz. Yakitori chicken. Aa fried chicken varmış aşkım. Bak sen seversin bunu. Aa chicken skin de söyle. Skin mi? Tamam. And one chicken skin. Ne aşkım bu? Noodles. Nasıl yiyoruz peki bunu? Elimizle. Ben chopstick çok seviyorum ya. Ben de kolay kullanmıyorum. Evet, çataldan daha mantıklı ve neden böyle çataldan daha mantıklı olduğunu gösteren 50 tane video izledim. Çatalla bazı şeyleri yapamıyorsun. Soğuk. Ben soğuk yemek yemeyi çok sevmiyorum bence. Bunlar noodle'ı soğuk da yiyorlar. Hatta noodle'ı tatlı bile yiyorlar. Geldi. Yakitori. Arigato gozaimasu. Dur kız dur. Yeme hemen. Dur bir detay çekeyim 2 saniye. Merve dükkanı yıktı. Yiyelim gozaimasu. Şimdi bunlar soslu çöp şişe aslında. Dur kız anlatayım mı ne yiyoruz. Bunlar soslu çöp şişe yakitori diyorlar. Hatta İstanbul'da bazı restoran... Yedin değil mi sen? Hatta İstanbul'da da bazı restoranları çöp şişi böyle daha güzel hale getirmek için, daha böyle pahalıya satalım demek için yakitori diye satıyorlar. Şimdi bizde bir normal tavuk göğsünden yapılmış var. Bir de tavuğun derisinden yapılmış var. Merve deriyi çok sever. Bayağı. Sırada bak. Ye bakayım. Ben de hiç sevmem yani deri. Nasıl? Güzel ama bir yerden sonra bana bile yağlı. Ben onu hiç sevmem değil mi? Çok yağlı değil mi? Güzel ama çok yağlı. Ben yemem onu. Yağlı. Bir de buna teriyaki sos ve soya sos koyuyorlar. Ben çok beğeniyorum o yüzden. Bu çok iyi. Ha bu tavuk buz. Kaç para verdiniz lan? 260. 2 tane çöp şiş 52 lira.
Bu daha güzel, kabul et tanrım. Ben o deriyi yemem. Bunlarda bir de şey enteresan. Yemeğin başında bir tane ıslak havlu getiriyorlar. Sen yemeğin sonuna kadar aynı havluyla elini yüzünü siliyorsun. Normal peçete hiç yok. Ama ıslak mendil olması güzel. Normal peçete ama. Islak mendil aşkım. Bu da ıslak mendil. Bunu da yemeğin sonuna kadar kullanıyor. Ha, havlu olan bu değil ama evet. Burada ben normal kuru peçete hiç görmedim. Avrupa'da da ıslak mendil kültürü yok. Amerika'da da ıslak mendil kültürü yok. Biz bir ara Merve ile şey düşünüyorduk. Gitsek Avrupa'ya, Hollanda'ya falan ıslak mendil getirsek, satsak inanılmaz köşeye döneriz diye. Biri kesin yapacak şimdi, biz bunu söyledik ya. Köşeye dönerseniz bizi unutmayın ha. Ya şu otomatlara bayılıyorlar ve çok mutlu oluyor insanlar ya. Çok enteresan. Değişik değişik bir sürü Tamagotchi. Bak böyle aşkım. Farklı evli şeylere geçebiliyoruz. Başka ne yapabiliriz? Neler? Bir sürü şey yapabiliyoruz aşkım, baksana. Yemek yediriyoruz. İnternete nasıl giriyoruz? Bunun dili değişiyordur inşallah. Değişiyordur bir yerden muhakkak. Değişmiyor da olabilir bu arada. Bundan kesin alıyoruz. 8260. 1600 lira. Alıyorum bundan. Şimdi burası buranın en lokal, en güzel sokak yemeklerinin olduğu yerlerden bir tanesi. Merviş, yemek yiyeceğiz de kıyafetçiden bak bir şeyler bulabiliriz lokal. Şunları çok giyiyorlar ya, bu nedir ya? Bir de bunu çorapla giyiyorlar, parmak şeysiz, çorapsız da giymiyorlar bunu. Şunlar nasıl? Kapalı çarşı. Ay, güzel gibi. Kumaş falan çok kötü. Belki gömlek mömlek. Kimono var mı? Kimono çiçeğimsin. Hello, kimono? No. Ah, okay, thank you. Şu ceket güzelmiş. Sana mı, bana mı? Bana canım, niye sana? Merve, 6 tane ceket aldın dün Merve. Uniqlo'dan 6 tane ceket aldım Merve. Ama bu çok güzel. Ya Merve ya. Merve ve ceketleri. Güzel. Evet, aldım onu. Aa, bu çift yönlü. Bak, iki ceket ha. Evet, iki ceket aldın. Bence öyle olmalı zaten. Bu da güzel. Bu tarafını da ben giyerim. Evet, sıramızı bekledik bir yarım saat falan. Burada hava gerçekten çok erken kara. Bak saat 4.40, gitti güneş. İbrahim Tatlıses Japonya'yı bahsetmiş bence. Güneş gidiyor, güneş derken. Ne kadar anlayışsızsınız ya. Güneş gidiyor, güneş. Çatkal oradayım lan. Heyecanlandın mı, gerildin mi? Niye? Kamera bana dönüktü. He, sana dönüktü ya. Merve kamera karşısında esniyor, heyecanlanıyor. Şimdi burada 3 tane farklı yemek söyleyeceğiz. Bir tanesi böyle hem balıklı hem de böyle pirinçli bir suşimsi bir tabak. Bir tane böyle kızartma, karides kızartması var meşhur. Bir de bunun ne olduğunu bilmiyorum da bu midyems, midye değil, istiridye midyesi gibi. Şu, tereyağı. Bir de şundan söyleyeceğiz. Ha bak, şu kap var ya, kap kap önde duran. Ha, o pilav. Sumimase. Nasılım aşkım ya? Japonca ben hallediyorum yani bu işleri. Soju highball. Yandaki diyalogta aşkım, adamın her söylediğine kadın o kadar şaşırıyor ki. Çok komik bunların şaşırmaları. Ben İstanbul'a dönünce böyle olacağım artık. Her şeyi şaşıracağım. Aaa! One this. Kaisen bukkake don. Iko. Tempura. No Japanese. I don't know. Ay, buradan işaretle diyor. Nasıl işaretleyeyim? Japonca mı var? Nasılım aşkım ya? Japonca ben hallediyorum yani bu işleri. One this. One this. One this. IQ'su düştü bunun. Bunların acil bir dil kursuna yazılmaları lazım. Ya bak, bir kelime yok hani. One, two, three yok. Yes, no yok. Bak, bir televizyon programı var ya. Dün onu anlattım kamerada aşkım. What's your name'e cevap verebilen ödül kazanıyor ya. What's your name ya. Bak yemin ediyorum, Türkiye'nin herhangi bir yerinde çok daha iyi İngilizce konuşuluyor. Enteresan. 3 tane yemek söyledik. Bir tane aşkım pirinç üstü sashimi gibi balık. Bir tane istiridye midyesi. Bir tane de karides kızartma. Ama nasıl çekiyorduk? Konuştuk, çift tıklıyorduk üstüne, etrafında dönüyorduk. Bir dakika, bok gibi oldu. Tat bakalım. Evet, birazcık soya gezdirelim. Soya. Evet, can I take soya? Soya? Hı, arigato. Nasılmış tadı? Yemedim ki. Bak şimdi bu kırmızı ton balığı, bu somon balığı, şu ne bu? Bilmediğim bir balık. Bu da bilmediğim bir balık. Ben şimdi iki tane balık biliyormuşuz zaten. Bunların pilavları lapa olmasına rağmen çok güzel oluyor ya. Yine de bir Türk pilavı değil. Bence sushi'yi birinin çıkıp denemesi lazım. Tereyağlı pirinçten ve et suyuna ya da balık suyuna sushi. Bu ne bu şimdi? Bunu yiyor muyuz? Thank you. Bu böyle turşu gibi. Ne yapıyorum ben bunu? Böyle sekliyor muyuz bu? Bu ne bu ya? Bu yalan, bunu yemeyiz. Tempura. Soya koyuyorum üstüne uygunsa. Soya her şeye koy. Anana babana bile soya koyacaksın. Çok güzel. Güzel mi? Değil mi? Konnichiwa.
Evet, bu istiridye mantarı değil, midyesi. Midye. Midye. Yanındaki tereyağı aşkım, ondan da koy üstüne. Hayır Cem, bu scallop, bu asıl yemek. Yandaki ne? O da midyenin üstü. İyi bakayım. Bu sana tereyağı gibi mi görünüyor? Hayır, butter yazıyor aşkım menüde. Butterlıdır işte aşkım. Ha, ben onu tereyağı sandım öyle tip olarak, evet. Bu arada Merve'nin damak tadından kısaca bahsedecek olursak en leş, en berbat, en fast food, en zararlı şeyler en sevdiğidir. Bayağı iyi. Yengeç gibi. Bunda iyi mi? Yeniyor mu bu? Evet, butter sos çok iyi. Bayağı iyi. Şunu anlayamadım. O çok anlamsız. Lahana püresi gibi. O bizimle değil, diğer her şey çok güzeldi valla. Burayı çok beğendik. Devam. 2440 yen ödedik. Evet. Yaklaşık 480-500 lira civarı. Okey, makul bir fiyat. Kıyafetçiler kıyafetçiler, ama senin montlardan. Niye şöyle çıplak kadın tişörtü giyesin ki? Hayır. Çekemiyoruz çıplak kadın. Meme uçlarına yaprak koyup gösterebiliyoruz galiba. Berat sendeyiz. Minato'ya diye bir yerde takoyaki yiyeceğiz. Tam bir bit pazarına geldik. Her şey var bak, bunlar ne? Mantar. Şu sardalyalara takılmış bunlar. Seviyorlar bunları. Böcekçi var mı? Böcek istiyorum, böcek. Böcek isteyen bir insan olamaz herhalde. Böcek var mı aşkım? Böcek görürsen söyle. Burada böcek vardır kesin. Bunlar peynir gibi. Bu ne ya? Bizim tel peyniri bu. Aa bak, bu çok iyi. Wasabi topları. Bunların tadı çok güzel. İçi fıstık, dışı wasabi. Sen istiyorsan al. Merve'ye sordum, surat ekşitti ya. Merve bunu çok sevmezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Noodle reyonu. Su. Ne bu? Böcek mi bunlar? Bunun içine acaba bilerek mi hava basmışlar böyle? Şöyle patlatasın diye. Değil gibi. Değil gibi. Belki bozulmasın diye falandır. Wasabili fıstık. Nasıl? Mükemmel. İnanılmaz iyi Merve. Sen bunu sevme. Ben hiçbir şey bilmem. Çok acı. Güzel. Başta bir yakıyor. Yetti bana bir tane. Merve bunu sevmezse ben hiçbir şey bilmiyorum dedim. Ama sen çok sevdin aşkım. Ben çok sevdim. Evet bak, bu yedikleri şey. Bunu yiyeceğiz aşkım. Bu topçuk tatlı. Sen nereden çıkardın bunun tatlı olduğunu? Öyle olsun istedim. İnsanlar üstüne döktüğü şeyin talaş gibi bir şey döküyorlar. Ne ki o ya? Miso diyorum ben ona. Miso öyle bir şey mi? Çorbanın içinde de öyle bir şeydi. Onlar hareket ediyor bir de koyduğu şeyler. Oynuyorlar hareket, farkında değil misin? O hareket ediyorlar gerçekten. Evet, sabit bir şey değil. Canlı onlar. Saçmalıyorsun. Rüzgardan aşkım ya. Hafif bir şey, onlar rüzgardan fış fış oluyor diye düşünüyorum. 4 tanesi 200 yen. Uygun fiyat 40 lira. O yeter de artar bize, ama bu böyle tam tatlı. Fotoğraf ve video çekemezsiniz diyor ama. Bu nasıl tatlı olmayabilir ki? Bak 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 tak 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 yapıyor. Omlet gibi bir şey mi o, ne mi ya? Bak böyle sos halinde koyuyor. Şimdi üstüne onu sucuk serpiştirecek. Ama sosis, tatlı. Sosis gibi o. Yok aşkım, sosis galiba. Hiç anlamadım yani, bir şey diyemiyorum. Aldık bu kadar. Bunun üstüne istediğimizi koyacağız şimdi. Ne koyalım sence? Şunu... Hepsinden koydum. Koyayım. Bu şurup gibi. Chopstick. Biraz pis gibi, sinekler falan uçuşuyor buralarda. Evet, bonibon da koymayalım biz üstüne. Ne bu ya? Soğanın dışı gibi bir şey bu. Aa, aşkım bu içine koydukları sosis değil, ahtapotmuş. Aa. 40 lira verdik bu arada buna. Şöyle bir alayım bunu. Yumurtalı gibi mi? Anlamadım. Ahtapotun börek gibi. Ne ya bu? Damak tadım error veriyor şu an. Ne yediğimi bilmiyorum. Neye benziyor? Anlatamıyorum. Tatlı değil. Onu anladım, belli ki. Sıcak mı? Bir daha yiyeceğim şimdi anlamak için. Waffle hamurunun yumuşak hali gibi ve içinde bir ahtapot kondurulmuş. Ama tadı waffle gibi. Değişik ya. Üstüne koyduğumuz sos ne peki? Soya da değil bu. Kremalı şurup gibi bir şey. Yazsa da anlamayacağız galiba. Ama fena değildi bence, güzeldi. Evet evet, ben beğendim. Alıştım yani şu an. Shinjuku merkez patlıyor, herkes Türk restoranı. Özellikle bulduk. Özellikle Türk restoranı bulduk. Buraya gireceğiz bakalım, Japonya'da Türk yemeklerini nasıl yapıyorlar? Geçen de Çağrı'nın yayınında tavuk et döner karışık bir şey yedik. Oğlum bu ne? Fena sal. Üstü et, altı tavuktu. Ben hayatımda ilk defa öyle bir şey gördüm. Ayrı şişlerde olur evet. Normalde hani. Et ayrı evet. Olur, tavuk ayrı bu. Demek ki talep tam orta halli talep var. İkisinden de yarım yarım yapmış adam sağ olsun. Buradan peki beklentin ne? Kebap falan var menüde. Hani bizim gördüğümüz kadarıyla. Şiş kebaplar bilmem neler. Benim çok döner. Çay var mı abi? Çay kesin vardır. Ya biz buraya kadar geldik, biz sakura çayı içemedik korkurum ya. Sakura çayı? Sakura nasıl çayı? Ya? Sakura çayı buranın en popüler çayı. Popüler çay. Ocha, green tea, bunlar yeşil çay içiyor. Ocha değil, sakura pembe çiçeği. Değil mi? Aa, burada biz normal Türk çayı içmeyeceğiz mi? He? Türk çayını özledim zaten, hani bir çay içelim, anladın mı? Ben de çok özledim. Ben bu bir yıldır sardım ya, değil mi Türk çayına? İnanılmaz içiyorum. Evlendikten sonra mı sardın? Evet, kalk kız çay koy diyorum, böyle yapıyorum. Saat 8 televizyon kuşağına siz beraber çay içip beraber şeyler atıştırarak giriyorsunuz değil mi televizyon karşısına? Bize sorsan ne izliyorsun? Ne
ne izliyorsunuz? Kızılcık Şerbeti izleyerek çayımızı iç. Ya baba Kızılcık Şerbeti izliyorsun ya. Bir kere izlesene. Çok iyi, çok iyi. Bak yayında izlesen inanılmaz. Ana bacı sövüyorsun izlerken. Yayında izleyemem, telif atarlar. Ha. Şimdi bak pide var, lahmacun var, güveçte bir şeyler var. Döner dürüm falan yemeyelim. Başka ne varsa söyleyelim, açız zaten. Alışveriş yaptık bu arada. Çantamda ne var yapayım mı size? Enteresan ürünleri alışveriş yaptık. iPad mini almış. Neye enteresan abi? Bu Türkiye'de yok mu? Gözünü seveyim ya. Merve'ye 100 peeling aleti aldık. Ne aşkım bu? Bakın arkadaşlar, Orkun işte böyle bir çocuk. Gitmiş bak iPad minisini almış. Sen canımsın evet, ya. Evet, mini sen iPad mini istiyorum. Aldın. Bir de gittin kap mı aldın? Kap aldım bir de. Beyaz var dedi bir tek. Okey dedim ben de. Ayıp atıp bir dedim. Şey söyleyeceğim. Çizilsin ya. Bir sal oğlum kendini. Hayata bırak kendini. Çizilsin oğlum, olamaz öyle bir şey. Bak kaplı. Kapsız hayat olmaz. Abi böyle bir çocuk olamaz ya. Senin kapsız mı? Kapsız. Telefon da mı kapsız? Kapsız be. Bak zengin. Zenginlikten değil abi. Her yere bakmayın. 14, seninki 15. Evet. 14'de de kaplı kullandın. Hayat yaşamıyorsun Orkun. Şuradaki bayraklara niye takılmadınız? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sadece Türk restoranı olmayabilir bu. Aynı zamanda Yunanistan'dan, dünya İspanya'dan, mutfağı. Dünya mutfağı. İtalya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye var ama Pamukkale restoranı olduğu için bu. Peki mesela Yunan'a ne Yunan diyor oğlum? Yunan'la Türk arası karışık ya o konular yani. Şimdi yukarıda baklava akisi gelirse ne diyeceksin? Kafa atarım. Olmaz. Abim sen de Türk mi aldın? Dün ben kaç adım atmışım biliyor musun Orkun? 16 bin. 17 bin 500 adım atmışım. Bizim default günlük adımımız zaten 20 bin plus. Baba benim adım görüşürüz. Ana ya bu asansörlerde şey yok. Elini koyuyorsun kapanıyor benim yine bu asansörler. Ay. Oğlum ne yapıyorsunuz? Oğlum elini sokunca açılmıyor. Bu kadar hızlı niye kapatmaya çalışıyorlar bu kapıyı? Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Valla hoş geldiniz. Ne haber abi? İyi abi. Türk olduğumuz nereden anladın da buyurun diye girdin direkt. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yüzlerden. Abi niye Japon'um görmüyor musun? Yok canım ne Japon. Geçin karışım. Abi senin mi dükkan? Yok canım benim değil. Şaka da yapmış olabilir. Çok çiğgandon iyi yok. Tamam şunu tahmin et. Bu adam ne kadar süredir burada yaşıyor. Tamam. Hadi iddia girelim. Tamam. Nesine? Sikim'dekine girdik. Biraz daha konuşsun. Yok bitti artık tahmin et. Ben 6 diyorum. 10 diyorum. Abi kaç yıldır burada yaşıyorsun? Ben de 5. Aa ben kazandım. İddiaya girdik de o 10 yıl dedi ben 6 yıl dedim. 5 bitecek 6 gece işte. Abi çok ha, iyi Japonca konuştun ama. Yok canım iyi Japonca bilmiyorum ben yavaş öğreniyorum. Merve izlesene. Merve çok komik. Ne yapıyor? İnan. Nereye geliyoruz? Kuşbaşı kaşar, kıyma yumurta, bir mantı, dörtlü kebap bir tane de. Çay var mı burada? Çay bugün yapmadık ya. Salı günü de çay demdiler. Biz çay dedik, çay dedik. Kahvesi mi çay var? Dedik. Türk kahvesi yaparız. Tamam. Ablam çok sever Türk kurtarır kahvesi. Kurtarır Türk kahvesi. Omizu sanning. Su istiyor değil mi? Omizu çok takaydı yine. Omizu kudasay. Sen de iyi ki bilmiyorsun ha. Üç tane su istediler değil mi senden? Ay dört. Bak ya bak oğlum ben bu işi çözdüm ya. Abicim süpersin. Oy. Çok iyi. Wow, wow, wow. Mantıdan başlayalım mı? Şöyle bir kaşık daha alırım. Sarımsaklı mı? Değil galiba. Bakalım. Bu mantı değil. Bu ne abi lan? Hemen mi? Ama kızarmış mantı böyle olmaz ki fırında olur. Bu kızarmış mantı da değil aslında. Çıtır mantı oluyor. Bu ikisinin arası gibi bir şey. Dene bakalım. Mantı güzel ama sanki normal mantı daha güzel. Normal mantı tadını vermedi evet. Bence de. Ama iyiydi yani. O zaman bir kuşkaş. Gel güzelim bana gel. Sen doğru yanlışı bu. Nasıl? İsteriz abi. Acı severiz. Kanka bu da kuşkaş gibi değil ya. Vallahi mi ya? Kıymalı gibi. Bu kuşkaş gibi ama az kuşkaş gibi. Bence şey olmuş. Abi 5 yıldır burada yaşadığı için asimile olmuş. Kuşkaşı bu sanıyor abi. Japonlarla ortak bir noktada buluşmak açısından böyle yapmış. Olabilir. Daha çok Türk mü geliyordur sizce? Buraya Japon mu? Japon tabii ki. Bence de Japon. Ben normalde kuşkaşı daha çok severim. Bunu mu daha çok sevdin? Burada bu daha iyi buna göre. Valla bana da tam tersi geldi. Damak tadı o zaman. Ama şu kebabı çok beğendim. Bunu yemeniz lazım. Yedin mi onu ha? Adana mı bu? Adana güzel. Şu ne döner de var burada ha. Dondurulmuş döner. Adana güzel bu arada. Adana güzel çöpüş bir hareket. Taşkın mı? 4 dakikada çiğnedik. Yok. Tavuk daha iyi. Şey diyebilir miyiz? Japonya geldiğinde çok özlersen Türk yemeğini gel. Ama Türk yemeği Türkiye'de yenir. Ya bence şimdi günlerdir buradayız ve böyle löp löp et yemedik. Yemedik. Aslında. Bu arada bir özlenebilir. Gelenler böyle 3 gününü, 4. günde yiyebilirler bence. Evet. Ama onun dışında Türkiye. Onun dışında Türkiye zaten doğru daha adres yani bunun için. Arigato gozaimasu. Ne kadarmış? 14.090. 2800 lira. Tamam aynen. Beraber ödeyelim o zaman. Ben iki tane olan var. Onlar burada mı yaşıyor? Biri evlenecek. 26 yaşında olan evlenecek. Burada evlenmiyor. Burada evleniyor. Burada evleniyor. Ya tavsiye etmem Japonya'dan. Vallahi niye? Neden? Abi niye ya? Hayal edin. Nasıl yani? Vallahi. Neden? Bunlara böyle olduğunu bakmayın ya. Neyi var ki? Bu kadar var. Abi anlat bir an neden? Abi elektro sama ya. Otomatikman yüzü değişiyorlar. Nasıl öyle ya? Tabii. Abi benim hayaller ciddi.
Ya Egem daha zaten hani... Kadını buldu sanki hani nikah salonundaydı. Sor, abi söyledi sanki. Adamın dediği şey şu. Hayat bitmez. Çok kritik. Ama ne demek hayat? İyi anlamda mı bitmez, kötü anlamda mı bitmez? Kötü suratı. Kötü anlamda. Benim anladığım bütün keyifli anı evlenmeden önce yaşıyorsun zaten. Evlenmeden önce bile... yapıyor. Evlendikten sonra demek ki onlar bir de zaten somurturlarsa zindana dönüyor. Ama bunlar yaşlanmıyor bak. Ben dün yine televizyon programı izledim. 83 yaşında teyze gösteriyor. Merve gibi. Burada kime hakaret ettin, kime övdüğünü anlayamadık ya. Ben de anlayamadım ama. Bunu bir şey söyleyeceğim, bunu sorgulayın ha. Estağfurullah, nasıl yaşıyor? Öbür gömer miyim? Bu da sen ya aşkım. Ama gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Bu Orkun aşk adamı çıkmış ya gerçekten. Hanımcılık kazanacak. Harbiden aşk adamı olmuş ya bu herif. Bu adam eskiden... Merak edenler varsa Orkun acaba ilişkide nasıl falan filan, evlilikte nasıl? Otur Orkun, kalk Orkun. Gel Orkun, git Orkun. Merve sen o kadar donanımlı davranıyorsun yani, o kadar hazırsın ki. Sana trip atası geliyor ama hiç şey vermiyor yani ona. Pas vermiyorsun değil mi? Hiç trip atmasını alan bırakmıyorsun ki, trip atamıyor kız, anladın mı? Japonlardan birine kızdı mesela dün. Trip atan içinde patladı, bir tane gitti Japon'a kızdı. Bağırdı ya bir tane çocuğa. Bir de şey yapıyor, komşu çocuğu şikayet ediyor, niye yani? Ferhat, beni gömdükleri kısımları keselim. Hayır. Bu güzel şeyler söyledik, sen anlamıyorsun. Ferhat, entertain namına. Merve'den birazcık gerekiyorsa azarımızı yiyeceğiz. Bu ekibi de o kadar korkuyor ki. Geçen Amsterdam videosunda çoğu şeyi kesmişler. Merve'nin bana yaptığı mobilyayı hep kesmişler. Kesmeyin abi. Bunun makarası bu. Gozaimasto. Sayonara. Sayonara. Güzel görünüyormuş bu iş kızı. Çıkış alacaksın. Çıkış alıyorum. İşte insanın karısının olmasının en güzel yanı. Video çektirelim diyor. Yok böyle. Çok iyi çalıştırabiliyorsun. Hem dünyayı geziyoruz hem böyle güzel videolar çekiyoruz. Tokyo'dan bugünlük bu kadar. Çok güzel başka videolarda gelmeye devam edecek. Ben vallahi çok keyif alıyorum buradan. Umarım videolarda sizin hoşunuza gidin. Ne bakıyor arkadan? Seni diyorum, seni. Karabasan gibi öyle durdun bakıyorsun arkada. Hadi sayonara. Görüşürüz. See you'lar.